Efendim günaydın. Bursa TV ekranlarından sabahın programından hepinize merhabalar. Bugün 23 Kasım 2015 Pazartesi yoğun bir hafta sonu gündeminin ardından iki günlük aradan sonra hafta içi her gün olduğu gibi sabah 8'de yine karşınızdayız. Hafta sonu yoğundu. Meclis yeni başkanını seçti. Lodos Bursa'ya adeta yıkıp geçti. Bütün bu konuları haberleri Burada ele alacağız. Gazetelerin manşetlerine beraber bakacağız. Ama önce evden çıkmadan önce bilmek istediğiniz, en çok bilmek istediğiniz iki şey hava ve yol durumu. <laughs> Gebze Orhan Gazi, Bursa Otoyolu inşaat yapım çalışmaları nedeniyle Bursa Yalova yolunda bazı kesimlerde trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce İnegöl Bozüyük Ayrımı Domaniç yolunda sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları yapıldığından Oylat Ayrımı'na kadar 6750 metrelik kesiminde trafik servis yolundan sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Bursa Uludağ yolu güzergahında yapılmakta olan yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Osman Gazi ilçesi Demirtaş Kavşa Küçük Balıklı Mahallesi ile İsmetiye Mahallesi arasında İsmetiye Caddesi'nde Bursa Genel Müdürlüğü'nün altyapı çalışması nedeniyle şerit daraltması uygulanmaktadır. Osman Gazi ilçesi İnkaya Mahallesi İnkaya Köyü çıkışından Yiğit Ali Köyü girişine kadar ve Jandarma Karakolu Onkoloji Hastanesi yolu üzerinde Bursa Gaz altyapı çalışması nedeniyle şerit daraltma uygulanmaktadır. Yıldırım ilçesi 7. Mercan Sokağı'nın bir kesimi Bursa İmam Hatip Lisesi inşaat çalışması nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır. Benişleri Dairesi Başkanlığı'nca 11 Eylül Bulvarı Mevlana Mahallesi mevkii yaya üst geçidinde, 11 Eylül Bulvarı Çınarönü Mahallesi mevkii yaya üst geçidinde ve Ata Bulvarı Işıktepe mevkii yaya üst geçidinde tadilat çalışması nedeniyle şerit daraltma uygulanmaktadır. Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ tarafından Osman Gazi ilçesi Muradiye Mahallesi Hulki Bey Caddesi üzerinde Altyapı çalışması nedeniyle trafik akışı 1. ve 2. Mürekkepçi Sokak'tan ve 17. Gül Sokak'tan sağlanacaktır. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Osman Gazi ilçesi, Muradiye Mahallesi, Ulkip Caddesi, Sıra Kavaklar Sokak, 5. Can Sokak, 3. Dere Sokak ve 10. Oğul Sokak üzerinde altyapı çalışması nedeniyle trafik akışı alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Bursa genelinde bulunan batçık, alt ve üst geçitlerde elektrik bakım ve onarım çalışması nedeniyle şerit taratma uygulanmaktadır. Nülfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi, Uğur Mumcu Bulvarı üzeri 50 metrelik kısmında Buske Genel Müdürlüğü'nün altyapı çalışması nedeniyle şerit taratması uygulanmaktadır. Osman Gazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi, Doburca Caddesi üzerinde Buske Genel Müdürlüğü'nün altyapı çalışması nedeniyle trafik akışı su deposu caddesinden sağlanmaktadır. ben hafta sonu gündem yoğundu dedik. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu dönemki başkanı seçildi. AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman yeni meclis başkanı oldu. Lodos Bursa'yı adeta yıkıp geçti. Ölümler var. Yine Türkmen Dağı'nda da Suriye'de Türkmen Dağı'nda hem Esed güçlerinin hem de Rus savaş uçaklarının oradaki Türkmen bölgesine saldırısı var. 70 civarında şu an için resmi rakamlara göre sivil kayıp olduğu söyleniyor. İşte 23 Kasım pazartesinin öne çıkan aslında 3 başlığı bu. Dördüncü de var. 4. başlık da kabine. Kabinenin bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmasını bekliyoruz. Çünkü geçen hafta Cuma günü yaptığı açıklamada pazartesi günü kabine listesini Cumhurbaşkanı'na sunacağını söylemişti. Bu programda herhangi bir değişiklik olmazsa, Bugünün en önemli 4 başlığı var. İşte biz de yerel gazetelerle bu başlıkları yakından yakalamaya çalışalım. Bakalım ayrıntıları ve içerikleri neler? Bursa Hayat Gazetesi ile de yerel gazete manşetlerine turumuza başlıyoruz. Efendim Hayat Gazetesi Çanakkale geçilmez manşetiyle bugün karşımızda. Diyor ki bir avuçluk Türkmen dağında 3. Dünya Savaşı yaşanıyor diyor gazete. Rusya İran Suriye ve Hizbullah bir oldu. Türk yurdu bayır bucağı saldırıyor. Çin donanması Rusya'ya yardım için Akdeniz'e ilerliyor. 40 bin Türkmen sınırımıza yığıldı. Türkmen mücahitler şehadet yemin etti. Kanımızın son damlasına kadar direneceğiz dedi diyor gazete. Sevgili izleyiciler biliyorsunuz orada e, Suriye'de çok sayıda soydaşımız Türkmen yaşıyor. Ve zannedersem Cuma akşamıydı. Cuma akşamından beri bir bombalama var o bölgeyi. Daha doğrusu bahane şu, işte her zamanki gibi işit bahanesiyle, terör bahanesiyle yine yerinden yurdundan edilen binlerce insanı konuşuyoruz. Ee, IŞİD bahanesiyle, e, bahanesiyle, DAEŞ'i operasyon bahanesiyle sivil unsurların olduğu bölgelerin vurulduğu e, bilgisi var, istihbaratı var. Son üç gündür de bu bombalama devam ediyor. Hem Esed güçleri ile birlikte hem de Rus savaş uçaklarının katıldığı bir Organizasyonla hatırlayacaksınız e, oradaki Türkmenlere tırlarının durdurulmasında e, da çok konuşmuştuk e, oraya gönderilen hem bazı yardımların işte tırlarının durdurulması olayında oraya ulaşamadığını biliyoruz dolayısıyla e, şu anda gerçekten sadece e, göğüs göğüsü mücadele etme durumunda olan bir Türkmen Nüfus var orada. Ellerinde ciddi bir e, silah, teçhizat vesaire yok. Ama bombalama tabii ki uçaklar vasıtası da yapılıyor. Ve çok sayıda Türkmenin hayatını kaybedeceğinden endişe ediliyor orada. Yaklaşık 70 bin kişinin, işte 40 bin diyor Hayat Gazetesi, e, 170 80 bin kişilik, belki 100 bin kişilik bir göç dalgasının Türkiye'ye e, bu olay sebebiyle dayanacağı tahmin ediliyor. Tabii Türkiye olaya anında cevap verdi. Dün Başbakan Ahmet Davutoğlu önderliğinde, başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı ve oradaki DAEŞ unsurlarına yönelikmiş gibi gösterilip de Türkmen gruplara yönelik yapılan saldırıları ağır bir dille eleştirdi Ahmet Davutoğlu ve dedi ki buna izin vermeyeceğiz dedi. Çünkü onlar bizim soydaşlarımız. Dolayısıyla onlarla ilgili yapılmak istenen çalışma, sivil katliamının da Dünyanın her yerinde anlatacağız dedi. Ama elinde sonunda sevgili izleyiciler tabi bunları anlatana kadar bir şekilde bu olaylar büyüyor, devam ediyor. İşte o midtırları durdurulmasaydı belki bugün o teşhisat, işte o donanım Türkmenlerin eline orada geçmiş olsaydı bugün belki daha farklı durumlar meydana gelebilirdi. Ama ne yazık ki işte o midtırlarını durduranlar iki gündür Türkmenler diye feryat figan ediyorlar. Türkiye'de böyle bir ülke işte. E, hayat Gazetesi de bu olayı 3. Dünya Savaşı'na benzetmiş. Demiş ki herkes burada karşıda da bir grup Türkmen var. Mesajın Türkiye'ye verildiği, oyuna Türkiye'nin dahil edilmek istendiği çok açık. Dolayısıyla e, Türkiye'nin cevabı yerinde ve ağır olacaktır diye bekliyoruz. İlerleyen günlerde konu daha çok sıcak. İşte Hayat Gazetesi de bunu manşetine taşımış. Bakın ne diyor? Gelişmeler üzerine Ankara'da üst üste güvenlik zirveleri düzenleniyor. Hükümet bir yandan diplomatik yollardan girişimlerde bulunuyor. Bir yandan da mücahitlere havadan yardım gönderiyor yazmış. İran ve Rusya'ya sert iltimatom verildi. Türkiye'nin müdahalesi gündemde diyor. Yine Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun MİT operasyon yapanların Türkmen Dağı'ndaki katliamdan sorumlu olduklarını söylediğini belirtiyor gazete. Mesajımız açık ve net kardeşlerimizin kendi öz vatanında korunması için gerekli tedbirleri alma talimatı verdik. Diğer bölgelerden gelen kardeşlerimize kucak açtıysak, Bayır Bucak'tan gele gelecek kardeşlerimize de kucak açarız dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu diyor ve yine Hayat Gazetesi Türkiye'nin oradaki bölgedeki Türkmenlere havadan yardım gönderdiğini ifade ediyor. Bakalım bu olay, bu süreç ne şekilde devam edecek? Geçtiğimiz hafta hatırlarsanız G20 zirvesinden sonra Esed'in özellikle bundan sonraki durumunu hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın hem Türkiye'nin ciddi şekilde sorgulamaya açtığını, sorguya açtığını sizinle paylaşmıştık. Ardından Esed bir açıklama yapmıştı bir Alman gazetesine zannedersem. Demişti ki yok benim öyle bir niyetim yok yani seçimle geldim seçimle gideyim böyle bir niyetim yok ben ülkemi muhaliflerden temizlerim gibi işte 380 bin insanı katletmiş bir insan ülkedeki muhalifleri temizlemekten vesaireden bahsediyor. İşte bu işin en ikonik taraflarından bir tanesi tabii Türkmenler oradaki hem Türkiye'ye karşı Esed'in takındığı tavrın bir göstergesi olarak hem de Suriye'deki ağırlaşan iç mücadelenin de bir tarafı ve göstergesi olarak Türkmenlerin orada bir şekilde baskı altına tutulması Esed rejiminin devamı için önemli. Tabi Daesh'ten bir anda bakıyorsunuz Türkmenlere dönen bir tablo var. E, Samimi ise işte bu ülkeler bu insanlar Daesh'le mücadele etmeli. Ama sonunda işte sonucunda orada yine masum insanların katledilişinden bahsediyoruz. Bunlar acı şeydir. Hayat gazetesi de ayrıntılı bir şekilde bu habere yer vermiş. Diğer gazetelerle de Buna devam edeceğiz efendim. Yeni Başkan Kahraman, AK Parti, AK Parti'den İsmail Kahraman, CHP'den Gülsün, Bilgehan, MHP'den Yusuf Halaçoğlu ve HDP'den Dengirmir, Mehmet Fırat'ın aday olduğu meclis başkanlığı seçimi sonuçtan da birinci ve ikinci turda hiçbir aday yeterli çoğunluğa ulaşamadı. 3. turda AK Parti'nin adayı Kahraman, İsmail Kahraman'ın 316 oyla yeni meclis başkanı seçildi diyor. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin iki numaralı makamı, koltuğu, meclis başkanlığı şüphesiz önemli bir koltuk. Cumhurbaşkanı'nın ardından ikinci sırada meclis başkanı geliyor. İşte İsmail Kahraman da hem eski kültür bakanı hem de hem milli görüşten, daha doğrusu muhafazakar siyasetinde önde gelen isimlerinden, kurucularından bir tanesi. İşte dün AK Parti'nin meclis başkanı adayı olarak seçime girdi ve 316 oyla seçimi kazandı. AK Parti'de böylece 317 milletvekiliyle girdiği mecliste artık 316 sandalye ile temsil edilecek. Dolayısıyla meclisinde meclisin de olağan normal rutin işleyişi dün gece itibariyle bugün sabah itibariyle başlamış oldu. Dün ilerleyen saatlerde geçici başkan Deniz Baykal İsmail Kahraman'a görevi de devretti. Hayli neşeli e, anlar yaşandı o görev devrinde. Ve meclis rutin çalışmalarına başladı diyebiliriz. Ee, diğer partilerine dairler de böylece e, normal milletvekili görevlerine dönmüş oldular. Dün aslında meclisin o toplantının açılışında HDP milletvekili İdris Bal Baluken, Baluken, Baluken'in e, bir önerisi vardı. Meclis Başkanı Deniz Baykala dedi ki işte Silvan'da vesaire dedi, dedi bir sürü sokağa çıkma yasağı var. Bizim milletvekillerimiz orada işte buraya gelemiyorlar. Meclis seçimini iptal edelim dedi. dün Deniz Baykal'ı izlemeyenler e, internetten açmaya çalışsınlar, bakmaya çalışsınlar ya da YouTube'dan izlesinler. bir devlet adamı refleksiyle dedi ki hayır iş düzük burada. İş düzüğün bugüne has konusu ne olması gerekiyorsa bize konuyu işleyeceğiz dedi. Ve AK Parti grubundan da bu sözleriyle alkış aldı ve ardından da meclis başkanlığı seçimi yaptı. E, HDP milletvekili İdris Balukan'ın sabote, sabotaj e, çalışması böylece sona ermiş oldu. Mağduruz dediği milletvekillerinin bir kısmında Avrupa'da halayda olduğunu da akşam saatlerinde haberlerde, videolarda izlemişsinizdir sevgili izleyiciler. Bursa'da Meydan Gazetesi fırtına felç etti diyor. Bursa'da etkili olan Lodos vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hızı saatte 90 kilometreyi bulan Lodos'ta günlük yaşam olumsuz etkilendi. İdo Budo, THY seferleri iptal oldu diyor gazete. Bursa'da etkili olan kuvvetli Lodos nedeniyle tarihi çınarın kopan dalı, işte bu tarihi çınar Setbaşı Meydanı'ndaki çınar sevgili izleyiciler, 238 yaşında çınar. Onun 20 metrelik dallarından bir tanesi büyük bir gürültüyle koptu ve o hemen... Köşedeki taksi durağındaki taksinin üzerine uçtu o, o dal. Yani 20 metrelik bir şeyden bahsediyoruz, daldan bahsediyoruz. hayli büyük bir şey. Diyor ki yol kenarındaki e, trafiğe kapandı yol diyor setbaşı için. Yol kenarındaki bazı işlerlerin bayrakları ve tabelaları uçtu. Lodos, Şevket Yılmaz Hastanesi'nin çatısını da uçurdu. Şehir adeta savaş alanına dönerken çok sayıda ağaç ve elektrik direği de devrilerek yolların kapanmasına sebep oldu. Bu arada birçok ev otomobil ve iş yerinde zarar gördü. Şiddetli lodos sebebiyle İdo tüm iç seferlerine, bu da bazı seferlerin THY'ye de, Türk Hava Yolları da 29 seferini iptal etti. Yine bir vefat var lodos sebebiyle. Motosikletiyle İzmir yolunda ilerleyen 47 yaşındaki Ali Cüneyt Saros maalesef lodosun etkisiyle sevgili izleyiciler savruldu motosikletiyle İzmir yolunda ilerlerken ve sıra meşelerde metronun o yol kenarındaki duvarı biliyorsunuz. Büyük bir hızla oraya çarptı motosikletiyle ve yaklaşık 30 metrede sürüklendi. Maalesef orada yaşamını yitirdi. Sevgili izleyiciler tabi eşi e, cansız bedenini görünce de ciddi sinir krizi geçirdi. Haberlerimizin ayrıntılarında buna da göz atacağız. Allah'tan rahmet diyelim, dileyelim vefat eden e, Ali Cüneyt Saroza Başkan tamam sıra hükümette diyor Bursa'da Meydan Gazetesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın seçildiğini Meclis Başkanı'nın seçildiğini artık e, Meclis Başkanı'nın seçimi sonrasında Başbakan Davutoğlu'nun yeni hükümeti bugün açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden sonra da yarın ya da çarşamba günü hükümet programını mecliste Okuması bekleniyor diyor sevgili izleyiciler Bursa'da Meydan Gazetesi. Osman Gazi Belediye Başkanı Dündar Bursa'da görev yapan kadın muhtarlarla bir araya geldi. AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin muhtarların maaşlarını iyileştireceklerini söyledi diyor yine gazete. Biliyorsunuz AK Parti'nin seçim beyannamesindeki namesindeki e, konulardan bir tanesi de bir e, muhtarların mevcut maaşlarının e, ...en azından belli bir seviyeye getirilmesi gerekiyor. Çünkü muhtarların maaşları düşük. Oradaki verdikleri işte ikametgah belgesi gibi... ...buna benzer belgelerden ücret alıyorlar biliyorsunuz. Ve bunları da kendileri adına tahsis ediyorlar. Ve giderlerini buradan, muhtarlık ofislerinin vesairenin giderlerini de buradan karşılıyorlar. İşte Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, kadın muhtarlarla Osman Gazi... Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın organizasyonuyla kadın muhtarlarla bir araya gelmiş. Ve AK Parti'nin seçim beyannamesinde de yazan zannedersem 29 Ekim'de bir bayram bayram hediyesi olarak 10 maddelik bir plan açıklamış. Ahmet Davutoğlu orada da vardı. Muhtarların maaşlarının iyileştirileceğini söylemişti. İşte Hüseyin Şahin de bunu ifade etmiş. Bursa'da Meydan Gazetesi de buna yer vermiş. Sevgili izleyiciler bakalım. Bursa Hakimiyet Gazetesi ne diyor? Önemli bir konu. Sevgili izleyiciler burada ekran önünde bizi görüyorsunuz. Ama arkada bu televizyon içinde yaklaşık 60'a yakın insan çalışıyor. İşte bu gazetelerin buraya gelmesinden, haberlerin hazırlanmasına kadar kameralarla işte bu kamera düzeninin kurulmasından görüntünün size ulaşmasına kadar haberlerin toplanmasına kadar metinlerin yazılmasına kadar onlarca insan burada bu programı size sağlıklı bir şekilde yapmak için çalışıyor. Sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar fedakarca. İşte Alican Tarakçıoğlu da böyle bir arkadaşımızdı. Bursa Hakimiyet ailesinde çalışan genç bir kardeşimizdi. Maalesef bir e, rahatsızlığı sebebiyle, e, beyninde oluşan bir tümör sebebiyle uzun süredir de tedavi görüyordu Ali Can Tarakçıoğlu. Maalesef dün vefat etti. İşte Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde biz de e, başsağlığı diliyoruz. Meslektaşımızın ailesine de e, başsağlığı diliyoruz. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Bursa Hakimiyet Gazetesi de e, en büyük e, haberini Ali Can Tarakçıoğlu'nun vefatına ayırmış. 31 yaşındaydı Alican Tarakçıoğlu genç bir yaşta hayatını kaybetti. Biz de kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Tekrar bugün cenazesi Ataevler Şeyh Edebali Camii'nde öğle namazıydı. Herhalde öğle namazından sonra defnedilecek. Bu vesileyle de basın dünyasının işte genç ve emekçi insanlarına da gayretkeş insanlarına da buradan tekrar selamlarımızı iletiyoruz çalışma hayatlarında Başarılar diliyoruz. Bursa Hakimiyet Gazetesi sıra yeni kabinede diyor. Mecliste sürpriz yaşanmadı ve iki numaralı koltuğa AK Partili kahraman oturdu. Şimdi gözler Davutoğlu tarafından bugün açıklanması beklenen yeni kabinede diyor gazetede. Ee, AK Parti'nin meclis başkanı adayının İsmail Kahraman'ın seçildiğini söylüyor. Yine işte Mehmet ile Bir fotoğrafı var. Çankaya'da buluştular. Kim? Türkmen ile ilgili olayları konuşmak üzere güvenlik zirvesi. Kimler vardı? Ee, Bayır Bucak bölgesinde yaşanan çatışmalar Ankara'nın da yakın takibinde konu Başbakan Davutoğlu başkanlık güvenlik toplantısında ele alındı. Çankaya Köşkü'ndeki zirve 40 dakika sürdü diyor gazete. Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı, MİT Müsteşarı e, konuyla alakalı komutanların tamamının katıldığı bir toplantıdan e, bahsediyoruz. İşte az önce de söylemiştik, Türkiye'nin mutlaka bu konuyla ilgili bir yaptırımı olacaktır diye işte bu konuların konuşulduğu bir toplantı yapıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında bakalım ne olacak bu konuyla ilgili. Efendim Fransa'da geçen hafta yaşanan saldırılar Avrupa'yı bir paranoyaya soktu demiştik. Belçika son iki gündür böyle bir paranoyanın içerisinde. Adeta e, marşı kapattılar. Belçika stop etti. Bütün metrolardan tutun, birçok resmi dairelerin yanı sıra özel kuruluşların da kapatıldığı söyleniyor. Hatta çok ilginç bir bilgi var. Deniyor ki, dün görüntülere de yansımıştı, büyük körüklü otobüsleri biliyorsunuz, şehir içi ulaşımda kullanılan. O otobüsler vasıtasıyla merkezi yerlerdeki geniş caddelerin kapatıldığı söyleniyor, onların dikleme park edilmesiyle iki kişinin biri üzerinde patlayıcılı yelek bulunduran iki teröristin Belçika'da sokakta olduğu söylendi. İnsanların cama, camlara yaklaşmamaları bile söylendi. Belçika'da olağanüstü bir hali var diyebiliriz. İşte Belçika'da hayat durdu manşetiyle de Bursa Hakimiyet bunu söylüyor. Diyor ki kalabalık olmasıyla bilinen kentin merkezi Grand Palas Meydanı'nda asker ve polis sabaha kadar devreye gezdi. Güvenlik güçleri canlı bomba olduğu iddia edilen iki şüpheli için insan avı başlattı diyor sevgili izleyiciler. Bursa Hakimiyet Gazetesi gerçekten Avrupa'da paranoya oluştu dedik ya. İşte bu paranoya maalesef <laughs> özür dilerim. Bu paranoya maalesef herkesi derinden etkileyen bir yapıya ulaştı. Çok garip yerlerde hayat duruyor, çok garip yerlere baskınlar yapılıyor İşte Paris'te de Fransa'da da geçen hafta bunu gazete manşetleriyle haberlerle size sıkça aktarmaya çalıştık. Problemli bir hal alıyor sevgili izleyiciler paranoya. İşte Belçika'da da böyle bir durum var. Düşünün bugün Pazartesi ve Belçika'da şu anda hiçbir kamu kurumu çalışmıyor ve öğlene kadar da hem metro hatlarının hem şehir içi taşıma hatlarının hiçbir tanesinin çalışmayacağı bilgisi var. Dolayısıyla karışık e, paranoya işte bu korku gerçekten çok garip e, durumlara sebep oluyor. Bursa Hakimiyet Gazetesi de bunu Hayat durduğu manşetiyle bizimle paylaşıyor. Lodos aldı, az önce belirtmiştik. Sevgili izleyiciler e, 47 yaşındaki Ali Cüneyt Saroz'un motosikletinin rüzgar sebebiyle dengesini kaybetmesi sebebiyle hayatını kaybettiğini işte Bursa Hakimiyet gazetesi de buna yer vermiş. Olaya bakalım. Uçurdu, öldürdü diyor. Lodos 90'la esti. 90 kilometreyi aşan, e, hızının 90 kilometreyi aştığı zamanlar da oldu Lodos'un. Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü. Şiddetli fırtına motosikleti savurunca sürücüsü hayatını kaybetti diyor. Ve işte set başındaki o bahsettiğimiz, Çınar'ın e, o 20 metrelik büyük dalının taksinin üstüne düştüğü fotoğrafı paylaşıyor. Olay gazetesi ve sevgili izleyiciler her yıl arkasında büyük hasar bırakan Lodos bir kez daha Bursa'yı yıktı geçti. Önceki gece şiddetini artıran fırtına nedeniyle set başındaki tarihi Çınar'ın dalları parçalandı. Yeşil Türbe'ye giden yol trafiğe kapandı. Şevket Yılmaz Hastanesi'nin de çatısını uçurdu diyor gazete. Yine meclis başkanının İsmail Kahraman olduğuna yönelik bir manşet var. Dün New York İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları uçağında bomba ihbarı sebebiyle Kanada'nın Halifax kentine acil iniş yapmıştı. Belki son dakika gelişmesi olarak izlemişsinizdir. İşte o habere de yer vermiş olay gazetesi. Yine Obama'nın işidi yok edeceğiz Obama sahip olduğumuz en güçlü araç korkmamak IŞİD'i yok edeceğiz, finansmanını keseceğiz, liderlerini yakalayacağız dedi. Rusya'da da işitle mücadeleye yoğunlaşırsa daha yararlı olur dedi. Sevgili izleyiciler korkmayacağız diyor ama işte Belçika'daki Fransa'daki tabloda da ortada. Ee, sakalınız varsa şu an Belçika ve Fransa'da işiniz gayet zor. Onu söyleyebiliriz. Ee, Fransa polisi, Avrupa'daki güvenlik güçleri neredeyse her sakallıyı çevirip işitçi diye içeri alacaklar. Bir dönem bizim de doğuda yaşadığımız mesele oradaki PKK unsurlarının terör örgütü destekçilerinin her sakallıyı işitçi diye çevirmesi, hatta birçoğunu maalesef katletmesini yaşamıştık. İşte Fransa'da da ve Belçika'da da aslında Avrupa'nın genelinde de böyle bir korku var. Ee, Obama korkmayacağız diyor ama e, tabii Avrupa'dan bilmem kaç bin kilometre ötede okyanusun ötesinde bir yerde olmak e, gayet korkmamak için yeterli bir sebep ama Avrupa' korkuyor adamlar milli maç esnasında düşünün bir ülkenin Cumhurbaşkanının en orada olduğu bir Fra e, François Holland'ın izlediği bir maç esnasında patlat patlama gerçekleştirebiliyorlar terör e, terörist faaliyet gerçekleştirebiliyorlar Avrupa'nın göbeğinde Paris'ten bahsediyoruz dünyada ilk Mobese kameralarının kullanılmaya başlandığı şehir yani. Güvenliğe de bu kadar takık bir ülke Fransa ee, ama Obama'nın korkmayacağız söylemi ne kadar işe yarayacak göreceğiz. Yeni Dönem Gazetesi manşetinde buna ne diyeceksiniz diyor. Sağlık Sen Bursa Şubesi'ne kayyum atınacağı haberini üyelerine mesaj atarak yalanlayan sendika başkanı Gökhan Yünkül ortaya çıkan mahkeme kararlarının ardından bakalım ne diyecek diyor gazete bunu bilmiyoruz. İki yıl önce Sağlık Sen'in yaptığı delege seçimlerinin uygunsuz gerçekleştiği gerekçesiyle Ankara 15. İş Mahkemesi'ne açılan dava 13 Kasım'da sonuçlandı. Mahkeme sendikanın delege seçimlerinin hukuka aykırı olduğunu kanaatine vararak iptal etti. Taraflara en az 2 en az ikişer kişilik kanyum adayını üyelik belgeleriyle bildirmek üzere bir hafta süre tanıtıyor sevgili izleyiciler. Yeni Dönem Gazetesi de bunu manşetine taşımış. Ne bilelim, sağlık sen. Delegelerini nasıl seçmiş. Kayyum atanmış. Atanırsa atansın. Bizim için çok daha önemli bir bilgi değil. Sevgili izleyiciler. Geçen cuma burada eğitim bir sen Kinoğlu Şube Başkanı'na konuk etmiştik. Orada da sendikacılık faaliyetlerini konuştuk. Sendikaları yani kurumsal doğru bir şekilde işlediği zaman sendikalar faydalı Sivil toplum örgütleri. İşte Türkiye'de e, milyonlarca memur var. İşte eğitim açısından konuşalım milyonlar, binlerce öğretmen var. 950 bin civarında öğretmen var. Dolayısıyla birilerinin tabi e, devletle ilişkileri yönetirken bir e, sivil toplum kuruluşu olarak bu sürecin içinde olması güzel. E, ama tabi aynı zamanda çokça içinde vebal barındıran çokça işte prosedür barındıran bir sendikacılık. Bir hata yapılmış. Ya da işte delege seçimleriyle ilgili sağlık sen bir yanlışlık yapmış. E, manşeti taşıyacak kadar önemli mi? Bence değil. Ama Yeni Dönem gazetesi taşımış. Bursa Haber gazetesi diyor ki yeni başkan Kahraman ilk iki turda adaylar 367 gerekli oyu alamadı diyor. Beklenen bir şey oldu. İşte partilerin meclis haritmetine baktığınız zaman zaten Sevgili izleyiciler işte boşuna zaman kaybediyoruz. Bakın dün e, Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarından Aydın Ünal ki çok uzun zamandır kendisiyle beraber. Diyor ki Aydın Ünal 3,5 saatte e, bir şeyi meclis başkanını e, seçemedik. Bu sistemle biz e, nasıl hızlı adım atacağız diyor. Doğru da söylüyor. Bakın şimdi 4 tane parti var mecliste. HDP'nin 59 milletvekili var. MHP'nin 40 milletvekili var. CHP'nin 134 var. AK Parti'nin 317 milletvekili var. Artık meclis başkanı seçildiği için 316 oldu. Şimdi meclis başkanlığı seçimiyle ilgili kanun diyor ki birinci turda salt çoğunluk aranır. İkinci turda salt çoğunluk aranır. Yani nitelikli çoğunluk 330 ve üzeri zannedersem e, sevgili izleyiciler. Üçüncü turda da özür dilerim. Diyor ki bakın birinci ve ikinci turda hiçbir aday başkan seçilebilmek için gerekli 367. 367 oy aranıyor. 367'yi bulamayınca 300 turda 276'yı geçen aday meclis başkanı seçiliyor. Şimdi 4, az önce partilerin aritmetiğini saydım size. Bu seçimin 3 turlu olacağı ve 3. turda da AK Parti'nin adayının meclis başkanı seçileceği net bir şekilde ortada. Ama 3,5 saat 4 saat meclis meclise meclis başkanı seçilmesi için meclis çalışıyor. Gerçekten Türkiye'de çok ilginç e, bir durum var. Yani tablo belli. Zaten aritmetik belli. Ne olacağı belli. Hani şunu bir kahin gibi 3. turda işte 316 oyla İsmail Kahraman meclis başkanı seçilecek. Yani bunun için kahin olmaya falan gerek yok. İşte tabloya bakan, meclisteki listeye bakan, nasıl seçildiğini bilen adam 3. turda bu işin bu e, şekilde biteceğini bilir. Ama bunun için bilinen bir şey için Tam 4 saat meclis e, çalışıyor. Belki 4 saat farklı bir e, orada kanun için belki çalışılsa. Mesela atıyorum örneğin yemin etmeyen milletvekilleri. Dün o oturumun açılışında işte Selahattin Demirtaş, Leyla Zana isimleri orada tek tek sayılan milletvekilleri. Bir haftadır yemin etmediler. Mesela o yemin etmeyen milletvekilleri, bu vatandaşın oyuyla seçilip oraya giden milletvekilleri yemin etmiyorlar. Bunların milletvekilliğiyle ilgili, milletvekilliği olmakla ilgili kullanacağı hakların durumu tartışılsa mesela 4 saat. Orada alacakları maaşı hak edip hak etmedikleri tartışılsa ya da o koltuklarda oturup oturmaya hak edip hak etmedikleri tartışılsa belki daha verimli olur. Yeni anayasa hep konuşuyoruz ya sevgili izleyiciler. Yeni anayasa neden önemli, neden önemli, neden önemli? İşte Türkiye'de bu bürokratik meseleleri... Bu kırtasiyecilik meselesini kırtasiyecilik denir bunlar işte bürokrasi parça 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 böyle çok sayıda şey e, prosedür 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 bunları yok etmek için yeni anayasa gerçekten çok çok önemli ve gerekli. E, i̇şte Türkiye'nin önümüzdeki dört yıl konuşacağı önemli meselelerden bir tanesi de bu. Bırakın e, Bursa'nın özür dilerim, bırakın Türkiye'nin e, bu tip şeylerle 4 saat kaybetmesini 4 dakika kaybetmeye bile... Tahmin yok zaten 7 Hazirandan sonra yeterince zaman kaybetti diyoruz Kent gazetesi diyor ki Lodos e, Lodoslama vurdu geçti manşetiyle bugün karşımızda Bursa'da hızlı saatte 90 kilometreyi bulan şiddetli Lodos çatıları uçurdu elektrik tellerini kopardı dev ağaçları direkleri devirdi rüzgarın savurduğu bir motosiklet sürücüsü de hayatını kaybetti diyor. Sevgili izleyiciler, çevreci büyüme, Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemlerle inovatif arıtma tesisi ünvanı elde eden arıtma tesisi, yeni yüzüyle yarın törenle hizmete açılıyor. Ker amacı gütmediklerini ifade eden Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, maliyet esaslı arıtma hizmeti verdiklerini söyledi. Neredemiş 52.500 metreküp olan kapasitesini 150.000 metreküp'e çıkardı diyor. Tesis Kestel Organize Sanayi, Gürsu Organize Sanayi, Barak Fakir ve Kestel Sanayi Bölgeleri ile Kestel ve Gürsu yerleşim alanları ve İsa Bey'deki endüstriyel sanayi tesislerine hizmet veriyor diyor. Ve fotoğrafta da görüyorsunuz gayet büyük bir arıtma tesisi bu bölgede bugün hizmete giriyormuş. İşte Kent Gazetesi de bunu bizimle paylaşıyor sevgili izleyiciler. Yine Meclis Başkanlığı seçimine yine Türk Hava Yolları'ndaki Türk Hava Yolları'nın New York İstanbul seferini yapan uçaktaki bomba ihbarına yer vermiş. Ve diyor ki Hatay'ın güneyindeki bayır bucak Türkmenleri katliam nedeni tehdidiyle karşı karşıya Rus uçaklarının ağır bombardımanı ve İran milislerinin desteğiyle Türkmen dağına saldıran Suriye ordusu bölgedeki Türk varlığına son vermek istiyor. Katliam nedeniyle 40 bin sivil zorunlu göçle karşı karşıya diyor Bursa'da Bursa Kent Gazetesi. Efendim gazete manşetlerinde baktığımız haberlerin ayrıntılarıyla devam edelim. Bütün gazetelerin ortak manşetlerinden bir tanesi dün yapılan meclis başkanlığı seçimiydi. AK Parti İstanbul Milletvekili muhafazakar siyasi çizginin önemli isimlerinden İsmail Kahraman 316 oyla meclisin yeni başkanı seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda meclis başkanı seçiminin ilk iki turunda hiçbir aday seçilebilmek için gerekli olan 3'te 2 çoğunluğa yani 367 oya ulaşamadı. Meclis başkanlığı seçiminde ilk turlarda 4 aday da seçilebilmek için gerekli olan 367 oya ulaşamadı. İlk tur oylamada 525 milletvekili oy kullandı. AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 316 oy, CHP Ankara Milletvekili Gülsüm Bilyahan 127 oy, EDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat 41 oy ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Alaçoğlu 41 oy aldı. Üçüncü turda ise Ak Parti'nin adayı İsmail Kahraman 316 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi. Kahraman oylamanın ardından kısa bir konuşma yaparak meclisi tarafsız yöneteceğini söyledi. Efendim İsmail Kahraman önemli bir isim biliyorsunuz meclis başkanı aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı makamına da e, vekalet e, vekillik yapıyor Dolayısıyla dün yapılan seçimde hem aslında Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı vekili de seçilmiş olduğu seçimle birlikte AK Parti'nin milletvekili sayısı da böylece 316'ya düşmüş oldu Yani yeni anayasa çalışmalarında referanduma e, 13 milletvekili lazımken referanduma taşımak için artık 14-14 milletvekili lazım. Türkiye'nin bundan sonra konuşacağı önemli konulardan biri. Yine hafta sonu konuştuğumuz önemli konulardan bir tanesi. Çokça haberini duyduk. Bayır Bucak bölgesindeki Türkmenlere hem Esed rejiminin hem de Rus savaş uçaklarının saldırısı çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini söylemiştik. İşte bu konu ve gündem üzerine Ahmet Davutoğlu Başkanlığı Güvenlik Zirvesi toplandı. Davutoğlu'nun John Kerry ile görüştüğü de belirtildi. Esad rejimi ve Rusya birliklerinin Türkmen köylerine saldırı düzenlemesi Türkiye'yi oldukça rahatsız ederken Rusya'ya uyarı mesajı gecikmedi. Başbakanlık bildirme mesajında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun durumu yakından takip ettiği bildirildi. Aynı mesajda Başbakan'ın talimatıyla Dışişleri Bakanı Feridun Siniroğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'yi arayarak durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığı'na da bir mektup gönderilerek Birleşmiş Milletler'in bir an önce konuyu ele alması talep edildi. <laughs> Öte yandan Başbakan Davutoğlu'nun Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı arayarak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ise Başbakanlık Resmi Konutu'na çağırarak sürecin istihbari boyutuyla ilgili bilgi aldığı ve gerekli talimatları verdiği öğrenildi. <laughs> Hem Davutoğlu'nun mesajlarına baktık bir de dün toplanan güvenlik zirvesinin ayrıntılarına bakalım. 1 Kasım seçimlerinin ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu ilk güvenlik toplantısını bugün Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdi. Zirveye Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı. Davutoğlu başkanlığındaki toplantının en önemli konusunun Türkmenlere yönelik Suriye rejim ve Rusya birliklerinin saldırıları olduğu öğrenilirken Suriye'deki kritik durumda masaya yatırıldı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu dün Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun talimatıyla Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüşüp durum değerlendirmesi yapmıştı. Bursa Hayat Gazetesi az önce 3. Dünya Savaşı, 2. Çanakkale olarak nitelemişti. İşte bu Bayırbucak bölgesindeki çatışmaları, daha doğrusu rejim güçlerinin ve Rusya'nın bölgeye saldırısını. Bu söz kime ait? Türkmen komutan. Türkmen komutan Bayır Bucak için Akdeniz'in Çanakkale'si ifadesini kullandı. Suriye'nin kuzeyinde Rusya, İran ve Esed'e direnen Türkmenler yayına da bir videoda tüm dünyaya mesaj gönderdi. Bunu Esad ve destekçisi olan hür dünyanın tüm seslerine sesleniyoruz. Herkes haddini bilsin. Türkmen Dağı Türk'ün öz yurdudur. Türkmen Dağı düşmeyecektir. Esed ve İran askerleri karadan, Rusya havadan saldırıyor. Suriye topraklarındaki tek Türkmen bölgesi ise ağır saldırılara karşılık vermeye çalışıyor. Yoğun saldırılar sonrası basında yer alan Türkmen daha düştü ifadesine ilişkin Türkmenlerin Tümen Komutan Yardımcısı Alparslan Çelik bu tür haberlere inanılmaması gerektiğini dile getirdi. Türkiye medyasında haberlerde çıkan Türkmen Dağı düştü yalanlarına kimse inanmasın. Türkmen Dağı Allah'ın izniyle Allah'a tevekkül eden mücahitlerle beraber düşmeyecektir. Türkmen Dağı Türkiye'nin Akdeniz'deki çanak kalesidir. Komutan Çelik saldırılara karşı onlara önce Allah'ın sonra da Türkiye'nin yardım edeceğini söyledi. Efendim biz de oradaki kardeşlerimize ee, Allah'tan yardım e, diliyoruz. Allah kolaylıklar versin. Kolay değil. Ee, Savaş uçaklarının bombaları altında belki ufak bir e, grup halinde, ufak bir orduyla teçhizatsız olarak mücadele etmek kolay değil. İnşallah e, devletimiz de oradaki Türkmen kardeşlerimize e, sahip çıkacaktır. Efendim Paris saldırılarının ardından Avrupa'da bir paranoya oluştuğunu söylemiştik. İşte Fransa'da Türklere ait bir otel bu paranoya sebebiyle basıldı. Fransa basında çıkan habere göre Fransa'nın Lyon kentine yakın Saint Pierre de Chandieu yerleşim bölgesine bulunan ve Türklere ait olan bir otele cumartesi günü öğlen saatlerinde 100 kadar jandarma ile baskın düzenlendiğini yazdı. Habere göre güvenlik güçleri otele kapıları kırarak girdi yaşanan terör olayları çerçevesinde gerçekleştiği ifade edilen baskında emniyet güçlerinin silah aradıkları, hiçbir şey bulamadıkları ve kırdıkları kapıların tamir masraflarının Lyon valiliğince karşılanacağını söyledikleri bildirildi. Efendim Türk Silahlı Kuvvetleri Güvenlik Güçleri terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurmaya devam ediyor. Dün Meclis Başkanlığı seçiminde İdris Baluke'nin sabote çabasının içeriği de tam olarak buydu. Hakkari'de çok sayıda mağara, barınak ve sığınaklar hava harekatı ile imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütünce kullanılan mağara, barınak ve sığınakların hava harekatı sonucu imha edildiği bildirildi. Hakkari'de ayrıca iki terörist silah ve mühimmatla yakalandı. Diyarbakır'ın Nice ilçesindeki operasyonda ise bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen altı tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi. Üç ayrı sığınakta ise bölücü terör örgütüne ait 4 Kalashnikov piyade tüfeği, bu silahlara ait 200 mermi, bir RPG-7 roket atar, 27 uçak sabah silah mühimmatı, bir Kalashnikov piyade tüfeği şarjörü, iki gece görüş türbünü, iki çadır, el yapımı patlayıcı yapmak için hazırlanan 11 mutfak tüpü, 150 gram esrar, çok miktarda yiyecek, giyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Her yıl olduğu gibi bu yılda e, Bursa'da Lodos, yıktı geçti tabiri caizse. 90 kilometreyi aştı bazı zamanlarda hızı ve bir can aldı. Bursa'da Lodos yaşamı olumsuz etkiledi. Tabela ve çatıların uçmasına, elektrik direklerinin devrilmesine sebep olan Lodos, Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi'nin çatısında uçurdu. Dün gece etkisini artıran ve bugün de yer yer etkili olan Lodos nedeniyle, kent merkezindeki bazı evlerin çatıları araçların üzerine düştü. Zaman zaman ağaçlardan kopan dallar yüzünden trafik aksadı, yayalar ayakta durmakta zorlandı. Kuvvetli lodos nedeniyle set başında 238 yaşındaki tarihi çınarın kopan dalı park halindeki taksinin üzerine düşerek hasara yol açtı. Öte yandan rüzgarın etkisiyle hafif raylı sistem istasyonu istinat duvarına çarpan 47 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Dodos'un etkisiyle savrulan motosikletten fırlayan kasksız sürücü Ali Osman Saros, başına asfalta çarparak olay yerinde yaşamını kaybetti. Efendim Başaran Mahallesi'nde bir yangın vardı. Lodos sebebiyle mahalle halkı haletdirgin tedirgin oldu. Osman Gazi ilçesi Demirkapı Mahallesi'nde kullanılmayan iki katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler Lodos'un da etkisiyle hızla büyüdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokağın dar olması ve park edilen araçlar nedeniyle alevlere müdahale etmekte zorlandı. Yangın vatandaşların da yardımıyla yaklaşık bir saate kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken tarihi bina bir anda çöktü. Kısa süreli paniğe neden olan yangın daha sonra tamamen söndürüldü. Efendim Sabah Gazetesi'nin bir iddiası var, haberi var daha doğrusu. Bursa'daki paralel yapı ile ilgili çok sıkça haber duyuyoruz. Bursa bu işin merkezi mi vesaire diye. İşte Sabah Gazetesi yine böyle bir habere yer verdi. Diyor ki haber, Bursa'da paralel yapının beli büyük ölçüde kırıldı ama Ticaret Sanayi Odası'nda, Bursa Ticaret Sanayi Odası'nda hala paralel yapının etkinliği devam ediyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Fethullahçı terör örgütüne desteği yine gündemde. Sabah gazetesinde yer alan haber, odanın örgüte nasıl kaynak aktardığını gözler önüne seriyor. Haberde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası içindeki paralel örgütlenme üyeleri ayağa kaldırdı. Başkan İbrahim Burkay'ın paralel iş adamları Emin Akça ve Şakir Umutkan'ın odanın kaynaklarını FETÖ'ye yakın firmalara aktarmasına sessiz kalması tepkileri artırdı denildi. İbrahim Burkay'ın başkanlığını yaptığı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın baskı ve dergi tasarım işlerinin Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in kardeşi Kudbetin Gülen'in sahibi olduğu Çağlayan Matbaası'na yaptırılmasının üyelerin tepkisine neden olduğu belirtilen haberde ilginç detaylara da yer verildi. Gazetede yer alan haberde şu bilgilere yer verildi. Konfeksiyonculardan oluşan heyetin Amerika ziyareti sırasında bazı iş adamlarının paralel yapının yurt dışına kaçan imamlarla görüştüğü, ve Türkiye'de toplanan himmetin kesilmesi nedeniyle zor durumda kalan bazı işletmelere para gönderdikleri ileri sürüldü. Tuzkon çatısı altında faaliyet gösteren Bursa Girişimci İş Adamları Derneği üyesi iş adamlarının desteğiyle seçimi kazanan İbrahim Burkay'ın, Emin Akça ve Şakir Umut Kan'a sessiz kalması tepkilere neden oldu. Öte yandan dün akşam Bursa TV'de derin hafıza programında paralel yapılanma ve kumpasları ile ilgili yayında oldukça ses getirdi. Suçsuz yer hapis iddia eden Bursa'da eczacı şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. Buraya gelmemdeki ana konu Türkiye'nin gündemini uzun yıllardan beri meşgul eden, son yıllarda ismi paralel ve haşhaşi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın haklı olarak ve çok doğru tespitleriyle isimlendirilen örgütün 2008 yılında çok kirli bir yüzünü e, görmüş olmam, bunlarla karşılaşmam olmam, ciddi bir zulme uğramam. Ee, ve bunun akabinde onlarla olan hukuki ve mücadelemi kazanmış olmam e, benim en büyük artılarım buraya gelme konusunda zamanın beni haklı çıkarmış olmasını aslında üzülüyorum ülken ve İslam coğrafyası için bu e, bu örgütün bu tehlikeli örgütün bu münafık örgütün çok büyük hainlik planları içinde olduğunu düşünüyorum Türkiye geç de olsa Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük devlet adamlığının yanında yakın çevresindeki e, kapatılma, gizlenme çalışmalarından dolayı bu kadar geç gördüğünü düşünüyorum. E, ona rağmen yine de Allah'a şükrediyorum. Kısa zamanda devletimiz çok büyük bir refleksle çok büyük mesafe aldı. Bursa TV paralel devlet yapılanması hakkındaki sır dosyaları da açıyor. Önümüzdeki günlerde Kripto isimli programla FETÖ'yü masaya yatıracak olan Bursa TV çok gizli belge, bilgi ve isimleri kamuoyuyla paylaşacak. Efendim her şeyi anlıyoruz da bir ticaret insanının hala bu yapıya destek verme olayını anlamıyoruz. Hadi Cumhurbaşkanı ile aynı fikirde değilsiniz diyelim belev ki ama bütün tablo ortada. Neden bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmıyor? Neden Bursa kamuoyu aydınlatılmıyor? Neden Bursa paralel yapının başkenti gibi artık? neredeyse lanse ediliyor. bunu AK Parti oy vermiş Bursa'da %53, %54 oy almış bir partiden bahsediyoruz. Ve bu partinin paralel yapılı olan mücadelesini de biliyoruz. Bu %54 seçmen neden bu şekilde zan altında bırakılmış bir şehirde bulunuyor? Bununla ilgili ayrıntılı açıklama yapılması lazım. Sayın Burkan'ın sessiz kalmaması lazım. Eğer böyle bir Yapılanma varsa, böyle bir tespit varsa, da paylaşması lazım kamuoyuyla diye düşünüyoruz. Sonuçta konunun konunun e, önemli tarafı şu: bir şirket olarak siz desteğinize devam edebilirsiniz. Ama konu Bursa Ticaret Sanayi Odası bir tüzel ve kurumsal kimlik. Dolayısıyla burada bir sürü insandan, bir sürü firmadan aidatlar toplanıyor vesaire vesaire. Ve bu aidatların doğru şekilde kullanıldığını işte birilerine kaynak aktarmak için değil de BTSO'ya üye e, iş yerlerinin e, faydasına, e, hayrına kullanılmaya çalışıldığını en azından deklar edilmesi lazım. Bu da kamuoyunun bir beklentisi olarak Bursa TV ekranlarından iletmiş olalım. Efendim, pahalı doğalgaz satışı engellenecek diyor enerji bakanlığından e, bir açıklama var. Daha doğrusu enerji piyasası düzenleme ve denetleme kurulundan vatandaşlara pahalı doğalgaz satılmasına engel olacağız dedi EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, doğalgaz dağıtım şirketleri artık tüm doğalgaz ihtiyacını BOTAŞ'tan daha ucuz rakamlarla karşılayabilecek. Pahalı tedarikçiden gaz alıp vatandaşlara pahalı doğalgaz satılmasına engel olacağız dedi. Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Yılmaz kurulun tüketicilerin daha ucuza doğalgaz temin etmesini sağlayacak bir karara imza attıklarını ifade ederek artık 69 doğalgaz dağıtım şirketinin tüm gaz ihtiyacını BOTAŞ üzerinden karşılayabileceğini bildirdi. Yılmaz bazı şirketlerin geri kalan kısmı pahalı şekilde tedarik ederek bunu tüketiciye yansıttığını tespit ettiklerini ve vakit kaybetmeden gerekli adımı attıklarını aktardı. Efendim DAEŞ propaganda kanalları var. DAEŞ'in çokça biliyorsunuz farklı şekillerde propaganda yapıyor. İşte Telegram adlı bir uygulama Paris'teki terör saldırılarının ardından işinin propaganda kanallarını kapattığını duyurmuş. Daha önceki açıklamalarında gizliliğin terörden daha önemli olduğunu belirten Telegram'ın CEO'su Rus Pavel Durov, 12'de yayın yapan 78 IŞİD mesajlaşma kanalının silindiğini belirtti. Her yerde şifreleme var diyen bilgisayar uzmanı Frank Rieger bugün tüm bankacılık ve mesajlaşma uygulamalarında şifreleme söz konusu. Fakat kanun yapıcı kişilerin bu şifreleri kırması sadece vatandaşların dinlenmesine yol açar. Çünkü teröristler kırılamaz şifreleme kullanıyor şeklinde konuştu. Kullanıcıların gizliliğini korumaya maç Telegram, IŞİD üyelerinin uygulama üzerinden kendi aralarında haberleştiği ve propaganda yaptığı kanalları açık tutması nedeniyle uzun süredir eleştiriliyordu. Telegram güvenli mesajlaşma uygulamaları arasında en iyi seçenek olarak öne çıktı. Uygulama güvenli biçimde şifreli mesajlaşma, toplu sohbet, dosya paylaşma, video ve fotoğraf gönderme özelliklerine sahip. Terör örgütünün Telegram'ı kullanmasının en büyük nedeni de buydu. Efendim, fonksiyonun açıklamasını görüyorsunuz. Diyor ki gizlilik terörden diyor daha önemli diyor. ama işte bunu söyleyen adamlar Paris'teki terör saldırılarından sonra meydana çıkıp önce ağlayan tiplerdir muhtemelen. Aynı Türkiye'de olduğu gibi PKK'ya destek verip de ondan sonra PKK'nın yaptığı bir saldırıda ölenler için ağlamaya koşarak gidenler gibi bir tablo çizmiş Telegram'ın CEO'su. Bursa'da Yavuz Selim Mahallesi'nde, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bir trafoya Molotov kokteylli saldırı oldu, trafoya andı. Merkez Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde kimliğini henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler su depozu bulunan elektrik trafosu kabinine molotof kokteyli attı. Polis ekipleri bölgede araştırma yaparken yaklaşık 2 kilometre ileride bulunan Çınarönü Mahallesi'nde ise telefon santrali kutusunun yandığı ihbarı geldi. Ekipler buna da molotof kokteylinin yol açtığını belirledi. Olayların şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bursa'nın doğal güzelliklerinden biri Gölyazı. Gölyazı'da Nülfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in bazı uygulamalarına yönük büyük tepkiler var. Özellikle bayanlardan haberimizi izleyince göreceksiniz. Gelyazı, gölyazı! Gölyazı! Gölyazı'nı kimse elinden alamaz. Bursa'nın tarihi güzelliklerinden biri olan Gölyazı Köyü Nülfer Belediyesi'nden yana oldukça dertli. Göyün sakinleri Nülfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e istem yolu sözlerle seslenirken Nülfer Belediyesi'nin uygulaması gözleme satarak geçimini sağlayan köylüleri göz yaşlarına boğdu. Yaklaşık 300 tezgah olan Gölyazı köyü sakinlerinden sadece 40 kişiye gölün karşı tarafında yer verildiği, diğer köylünün ise ekmek teknisine kapatacağı iddia edildi. Vatandaşlara tebligat göndererek geçim kaynağı olan tezgahlarını boşaltmalarını isteyen Nülfer Belediyesi Gölyazı halkını kaderine terk ediyor. Sevgili Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'in şu Gölyazı Kadın Balıkçılar Derneği diye getirdiği şu tuvalet gibi şeyleri sadece ya 4 kişi ya da 10 kişi tahminim ve o 10 kişi de tehdit amaçlı bu köyden insanlar gelmezse biz diğer Fadıllı köyünden veya doğudan işçi getiririz diye tehdit ediliyor. Köyümüzün insanı baskıyla çalışıyor. Ne dediler? ne dediler? Ya oraya gelir. Ya oraya gelirsiniz ya da buradan kalkarsınız. Gelmişler zabıta <laughs> ha, aynen, Zabıtalar geldiğinde herkese tebligat olarak yazıldı. Biz tabii ki de imzalamadık ve buradan kalkıyorsunuz. Kalkmazsanız da tehdit edilerek e, dozerle biz bunları pazartesi günü temizleriz deniliyor. Gözleme satarak geçimini sürdüren Münevver Torgay, gözyaşları içinde belediye başkanı Mustafa Bozbey'e seslenirken, Yaşlı çocuk demeden yapılan bu uygulamaya karşı çıkarak tek ses oldu. Ee, biz bu köyün halkıyız ve insanıyız. Biz bu köyde doğduk büyüdük. Biz bu köye bugün gelmedik. 10 yıl önce gelmedik. Biz Osmanlı zamanından beri bu köydeyiz. Bizi buradan kimse kaldıramaz. Ee, e... Mustafa Boz Bey'le geçen 15 gün oldu mu bilmiyorum bir e, toplantıya gittik onunla birlikte bize e, gayet sert bir şekilde ve dersini çok iyi çalışmış bir şekilde ben onları oradan kaldıracağım d diyor ve başka bir şey demiyor. Ya bu bu tip alanları tabii ki düzenleyin, tertipleyin de orada 70 yaşındaki teyze gözyaşı da döktürmeyin ya yazık günah orada insanların alıştıkları bir düzen var. işte bir şekilde gözleme satıyorlar, bir şeyler satıyorlar. E tabii çok da düzensiz olmasın, derli toplu olsun ama bunu oradaki insanları üzerek kırarak yok, oradan buradan insan getiririz diyerek yapmanın bir anlamı yok ki. Oradaki insanları üzdükten sonra düzenleme yapmanın da çok bir anlamı yok. Üzmeyin belediye başkanları. Recep Altepe Balkanlarda verilen bir Evladı Fatihan ödülü var. İşte Evladı Fatihan'ın Berat'ının dördüncü sahibi Başkan Recep Altepe oldu. Balkanlara... Balkan devletlerine yardım yapan önemli şahsiyetlere verilen evladı Fatihan Berat'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mercedes CEO'su Necdet İplioğlu ve Galatasaray Spor Kulübü eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzoğlu'nun ardından Başkan ATP e, İzmir Alsancak'ta düzenlenen törenle ödülünü aldı. Ödül töreninde konuşma yapan Uluslararası Balkan Federasyonu Başkanı Ekrem Selimler, Balkanlardan ki ülkeye bakılsa Başkan Altepe'nin ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin izlerinin göründüğünü vurguladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi bizim hep yanımızda oldu. Ben e, bu vesile bir alkış daha istiyorum. söz alan Altepe'de Türkiye ya da Bursa'nın yapılan hizmetler karşılığında Balkan ülkelerinden bir beklentisinin olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti. Şu anda Balkanların her köşesinde olabilmek. Başta Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Arnavutluk, Yunanistan, Romanya ve diğer bölgelerde. Her bölgede artık bizler varız. Hep birlikte varız. Efendim yerin altından altın fışkırıyor mübarek. Hatırlayacaksınız Manisa'da ciddi bir altın rezervi bulunduğunu açıklamış açıklanmıştı. Şimdi aynı haber e, ee, balık için var. Deniyor ki 2 milyar dolarlık altın rezervi var. Geçen hafta Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboy'un Manisa Soma'da 100 tonun üzerinde altın rezervinin bulunduğunu açıkladıktan sonra bir müjdeli haberde Balıkesir İvrin diye bağlı Değirmenbaşı köyünden geldi. Yerli mühendislerin gerçekleştirdiği sondaj çalışmasında 50 metrekarelik alanda değeri 2 milyar doların üzerinde olan altın ve gümüş rezervi bulundu. Yetkililerden gelen bilgilere göre altın madeninin açık işletmeyle çıkarılması ve dünyadaki en yeni teknolojiyle üretim yapılması öngörülüyor. A, altın çıkan yerlerin sayısını Allah arttırsın. Ne diyelim böyle iki iki toplanınca belki bir anlam ifade eder. Efendim gazete manşetlerinde de bakmıştık. Genç bir gazeteci arkadaşımız Alican Tarakçıoğlu 31 yaşında hayata veda etti. hayadaylarını konuk ediyoruz. Sefa Nilgün Tarakçıoğlu çiftinin oğulları Merve Tarakçıoğlu'nun eşi gazeteci ve program sunucusu Alican Tarakçıoğlu genç yaşta hayatını kaybederek ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. 2012 yılında yakalandığı amansız hastalığı sayısız kez atlatmayı başaran genç kalem Tarakçıoğlu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde günlerce verdiği yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Bursa Spor Kongre üyesi olan Alican Tarakçıoğlu, meslektaşı Merve Tarakçoğlu ile evliydi. Alican Tarakçıoğlu için yarın Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin bulunduğu Ataevler Basın Kültür Sarayı önünde saat 13'te tören düzenlenecek. Tarakçıoğlu'nun cenazesi törenin ardından Ataevler Evler Şeyh Edebali Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Hamit Tel Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Bursaspor Kulübü hayatını kaybeden Tarakçıoğlu için başsağlığı mesajı yayınladı. Bursa TV olarak ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Efendimizde de hem Bursa TV ailesi olarak hem de Sabah Andemi ekibi olarak Alican Tarakçıoğlu'nun Allah'tan rahmet diliyoruz eşine ve ailesine de başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Sabah Andemi ikinci bölümüyle devam ediyor. Ulusal gazete manşetlerine bakacağız. Az önce Günün önemli gelişmelerini izledik ayrıntılı bir şekilde. Bakalım ulusal gazetelere, ulusal basına yansıması ne şekilde olmuş. Hürriyet gazetesi, Suriye için tedbir alırız. Cumhurba Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün Çankaya Köşkü'nde yaptığı güvenlik zirvesinin ayrıntılarına yer vermiş gazete. Diyor ki Çankaya Köşkü'ndeki güvenlik toplantısında bayır bulacak Türkmenlerine yönelik operasyonlar değerlendirildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu çıkışta... Önemli mesajlar verdi. Diyor üç konuda karar aldık. Sınırda Türkiye yönelik tehdit teşkil eden gelişme olursa anında mukabele talimatı verilmiştir. Yoğun mülteci akımına yol açacak şekilde saldırı olduğunda tedbirler Suriye içinde ve Türkiye içinde alınır. İster Arap, ister Kürt, ister Türkmen olsun saldırıya uğradıklarında onlara her türlü insani yardım ve ayrıca onların bulundukları bölgelerde kalmasını temin edecek her yardım her yardımı yaparız bu konuda gerekli talimat verilmiştir diyor sevgili izleyiciler. Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları. Kredi çekene iki imza uyarısı. Hürriyet Gazetesi'nin aslında manşeti. Tüketici Hakları Derneği dün yürürlüğe giren tüketici kredileriyle ilgili düzenleme konusunda önemli uyarılarda bulundu. Dün biliyorsunuz banka kredileriyle ilgili yeni bir düzenleme gündeme geldi. Artık 15 gün içerisinde e, sözleşme yaptıktan sonra 15 gün içerisinde bu sözleşmeden cayma hakkınız vazgeçme hakkınız olacak, cezai bir şart olmadan yine e, kredi oranlarına e, ve sonrasındaki durumlara ilişkin yeni düzenlemeler var. İşte Tüketici Hakları Derneği de bu konuyla e, ilgili bir açıklama yapmış. Diyor ki bankalar artık kredi alana bilgilendirme formu vermek zorunda. Bu formda kredi türü talep edilecek tüm ücretler ve faiz oranları yazılmalı. Bu formu okuyup imzaladıktan sonra ana sözleşmeye imza atın diye uyarı yapmış. Tüketici kredi sözleşmeleri yönetmeliği vatandaşları 14 gün içinde gerekçe göstermeden sözleşmeden cayma hakkı getiriyor. Bildirim tarihinden itibaren 60 gün içinde borcun tamamı ödenirse tüketicinin faiz artışından etkilenmesi de engelleniyor diyor. Gazete yeni bir e, bu kredi düzenlemesi, Türkiye'de belki çokça insanın canını yakan bir konu. İşte bu konuyla ilgili de yeni bir gelişme olmuştu. Dün e, yenilendi e, içerik ve tüketicinin daha az mağdur olmasını, en azından mağduriyetinin azaltılmasını e, sağlamaya yönelik bir çalışmaydı. Ama yine biz buradan tekrar e, görevimizi yerine getirelim sevgili izleyiciler krediyle hayat dönmez. Bir şekilde bir gelir yoksa o kredi ödenmediği zaman işte hayatınızı zindana çevirebiliyor. Sevgili izleyiciler Türkiye'deki e, takipteki kredi oranı toplam kredilerin %2,5-3'ü civarında. Aslında çok büyük bir rakam değil ama tabi kredi o kadar artık çok kullanılan e, bir enstrüman ki hem ticari hayatta hem normal ev alışverişine kadar her şeyde ev alacağınız mobilya kadar kredi kullanabiliyorsunuz. Cep telefonunuza kadar çok yaygın artık. %3'ü takipte ama %97'si kredisini ödüyor ama %3'ü takipte rakam çok büyük gibi gözüküyor. Ama yine de kredi kullanırken mevcut hayat şartlarımızın hepimiz için geçerli bir konu çünkü mevcut hayat şartlarımızın o kredinin sağlıklı bir şekilde ödenmesine yetip yetmeyeceğini bir düşünmek lazım. Ondan sonra işte bir araba sahibi olunacak, bir ev sahibi olunacak diye hem ciddi yükümlülükler altına girmenin hem de tertemiz belki sizininizde kirletmenin bir anlamı yok diye biz kanun belki düzenleme yapabilir ama biraz da kendi içimizde çözmemiz gereken konulardan bir tanesi kredi meselesi. Bugün gazetesi işte Maliyeyi kana bulayan terörist başı Hüseyin Mali diyor. Mali'de 19 kişinin öldüğü otel baskınını Boko Haram'a bağlı Ensorittin hareketi gerçekleştirdi. Örgütü profesyonel bir cani denilen İyad Akgali yönetiyor. Hatırlayacaksınız yine hafta sonunun önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Çünkü otelde 7 de Türk Hava Yolları personeli vardı. Onlar sağ salim bir şekilde Türkiye'ye geri döndüler. Ama hem Fransız Polisinin de katkı sağladığı bir operasyonla sevgili izleyiciler oradaki rehineler sayısı çokça fazlaydı. 19'u maalesef hayatını kaybetmiş oldu. İşte bugün gazetesi de bu konuyla ilgili bilgileri aktarıyor. Diyor ki, İslam'da terör kesinlikle yasaklandı halde sözde din adına hareket eden teröristler insanlık suçu işliyor. Son, son örnek Mali'de yaşandı. Gözler o kanlı otel baskınını yapan... Ensorettin Hareketi'nin lideri Galiye çevrildi diyor. Çöl yaşamını en iyi bilen savaşçı millet Troyeklerden olan Gali hem Afrika'daki çatışma bölgelerinde bulundu. Terörle servetine servet kattı. Batı medyası nedense otel baskınında onun adını bile anmadı diyor. Bugün gazetesi Allah Allah neden acaba adını bile anmadı. Her bu tip olaydan sonra bir şekilde Müslümanların, Müslüman olanların geliştirdiği bir refleks diyelim. İslam dünyasında terör yok. Artık bunu ifade etmek zorunda değiliz. Zaten İslam dünyasında e, terör yok. Bakın e, dünyanın neresinde işte adına dayış diyorlar İşte burada başka en o hareketi kimin e, kime bağlı olduğu belli değil. Bunlar bu insanların hayatlarına yaşam tarzlarına baktığınız zaman normal bir Müslümanla zaten yakından uzaktan alakası yok. E Batı medyası neden? İşte bakın 18 tane insan ölüyor. Bir otel baskınında. Muhtemelen belki de çoğu da yabancı. Bununla ilgili bir analiz seyrettim. Çünkü diyor ki o analist orada öldürdüğü insanların diyor batılı olması lazım diyor. Batılı olsun ki ses getirsin. Şimdi o burada ölen 18 insan muhtemelen çoğu batılı. Otelde kalanların zaten çoğu batılı. Çünkü e, Mali'deki muhtemelen en lüks otel adını vermeyelim. Ama bakıyorsunuz Batı medyasında bu şey ilgili hiçbir bilgi yer almıyor sevgili izleyiciler. Neden? İşte bakın Mali aslında Orta Doğu'yu konuşuyoruz. Aslında bir yandan Afrika'yı da konuşmak lazım. Açlığın, fakir fukaralığın hüküm sürdüğü yerler Afrika. İşte böyle tipler. Mali'de Mali'de terör saldırısı olacak ne var Allah aşkına yani Mali diye bir ülke. Ama işte orayı kontrol altında tutmaya çalışan Batı'nın uşakları işte bu adam gibi neymiş adı? E, İyat Akgali isimli bir vatandaş bu örgütün e, başı. Ve bakın bu tip adamlarla oralar bir şekilde kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. İşte Türkiye'de her defasında e, mültecileri Türkiye'nin içinde barındırmaya devam ediyoruz ülkenin içinde. Her defasında terör var terör var İşte içlerinden yeni bir Daesh çıkar mı çıkmaz mı diye konuşan Batı Mali'de 18 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili neredeyse ağzını bıçak açmıyor. Ama gel gelelim işte Fransa'daki Belçika'daki olaylarla ilgili sorumlular vesaireler hemen e, anında tespit ediliyor. Belki arada bir sürü masum insanın da sırf Müslüman olduğu için canı yanıyor. Artık kendimizi bu konuda çok e, bir Müslüman olarak Söylüyorum kendimizi artık bu konuda çok da ifade etmek zorunda falan da değiliz yani. Ee, normal Allah'a iman etmiş, Peygamber'e iman etmiş, Kur'an-ı Kerim'e e, hakkıyla iman etmiş bir insanın, bir Müslümanın sevgili izleyiciler, masum insanların canına kıyması gibi bir e, durum zaten düşünülemez. Bizim öğretimizde böyle bir şey yok. Muhafazakar ailelerin içinde büyüyen insanlar olarak bunu söyleyebiliriz. Hiçbirimizin annesi babası, Oğlum zamanı gelince bak şurada şurada gidin şunları kesin diye bir biz bu şekilde büyümedik. İnsanları sevin, yardım edin diye büyüdük. İşte bu Mali yani Mali'de neden terör saldırısı olsun normal şartlar altında? Orta Doğu'yu kontrol edenlerin Orta Doğu denkleminde belki yer alamayanlar bir şekilde Afrika denkleminde yer almaya çalışıyorlar. Çünkü önümüzdeki bakın hem pazar anlamında hem ticari anlamda söylüyorum hem de yeraltı kaynakları anlamında Orta Doğu'dan sonraki meselemiz Afrika olacak. Ve bu çok uzun zaman almayacak. İşte o düzenlemeler şimdiden yapılıyor sevgili izleyiciler. İnanılmaz bir yeraltı kaynağı var. İnanılmaz büyük bir pazar var Afrika'da. Çok enteresan ülkeler var. İşte Nubibya diye bir ülke var mesela. Belki adını ilk defa duydunuz. Ama gayri safi milli hasılası Neredeyse kişi başına düşen milli geliri 6-7 bin dolarlar civarında. Fena sayılmayacak bir ekonomik durumu olan bir ülke. Müthiş bir ticaret e, ticari e, yapı var. Oluşması mümkün bir yapı var Afrika'da. İşte oraları kontrol altında tutmaya çalışıyor birileri. Böyle e, terör örgütü görünümlü piyonlarla işte masum insanların da belki canına kıyarak yazık diyoruz. Türkiye Gazetesi... Obama söz verdi diyor manşetinde. Terör örgütünün finans kaynaklarını keseceğiz, liderlerini yakalayacağız diyen Obama Rusya'yı da net bir dille uyardı. Antalya'daki zirve sonrası Asya'ya giden ABD Başkanı Vahşi Terör Örgütü DAEŞ ile mücadelenin artık daha da sertleşeceğini söyledi. DAEŞ'i yok etmeye söz veriyorum diyen Obama örgütün ayakta durmasını sağlayan gelir kaynaklarının kesileceğini dile getirdi. Başkan Bağdadi ve diğer DAEŞ liderlerine operasyon sinyali de verdi diyor gazete. Suriye'de savaşın sona ermesi için Esad'ın gitmesi gerektiğini vurgulayan Barack Obama, Daesh bahanesiyle muhalifleri hedef alan Rusya'yı da eleştirdi. Rusların Suriye'deki askeri operasyonları Daesh'i yolundan alıkoyamadığı gibi aksine daha da güçlendirdi. Direkt Daesh'te savaşmaya odaklanırlarsa onlara yardım ederim dedi diyor. Amerika Birleşik Devletleri Barack Obama biliyorsunuz Amerika'da yaklaşan bir başkanlık seçimi var. E tabii Obama aday olamıyor. Ama e, sonuçta Amerika'nın da bu başkanlık seçimleri öncesinde bir farklı bir konjektür, farklı bir e, durumu olur. İşte e, bu duruma e, münasır bir e, konu var ortada. Obama belki de e, kötü şekilde anılmak istemiyor başkanlıktan sonra ve Suriye konusuyla ilgili daha sert adımlar atılmasından, Esad'ın direkt gitmesinden yana ama Rusya tabii aynı fikirde değil. Bunu geçen haftalarda da söylemiştik. Rusya sürecin daha kademeli olmasından yana. Ama Rusya'nın desteklediği Beşer Esed rejimi ise yine kendi ağzından, Beşer Esed'in kendi ağzından dinledik. Ve burada da aktardık size. Böyle bir konu su yok Beşer Esed'in. Yani gitmek vesaire bırakmak gibi. Dolayısıyla Suriye karışık. Bakalım bu mesele nerelere gidecek? İşin içine Rusya girdi. Türkiye zaten en başından beri var. Amerika girdi. Farklı İran'dan bahsediyoruz. Farklı farklı ülkelerden bahsediyoruz. Fransa gidiyor orayı bombalıyor falan. Yani iş çok değişik boyutlara geldi. Bakalım bundan sonra ne olacak sevgili izleyiciler. Lodos'tan üç ölüm. Bursa'da hızı 80 kilometreyi bulan fırtına bankacı Cüneyt Saroz'un motosikletini savurdu. 20 metre sürüklenen e, ee, sürüklenip başını duvara çarpan Soros öldü. Kocaeli'de Lodos sebebiyle sobadan sızan gaz iki küçük bir genç kız bir çocuğun Hacer ve Sinan kardeşlerin hayatına mal oldu diyor gazete. AFA'dan moral zammı alın teri kurumadan ödül. Türkiye'nin şefkat elçileri yurt içi ve yurt dışında binlerce kişinin imdadına yetişiyor. Afat çalışanlarına normalin 3 katı mesai zammı yapıldı diyor. Gazete biliyorsunuz Başbakanlık afet acil durum yönetimi başkanlığı afat hem yurt içinde hem de yurt dışında işte hem afetlerde hem de büyük olaylarda büyük kazalarda görev alıyorlar ve orada hem insanların hayatını kurtarıyorlar hem de sevgili izleyiciler çok çok tabi emek sarf ediyorlar 1900-2000'e yakın AFAD uzmanının olduğunu söylüyor gazete ve onlara mesaileriyle ilgili bakalım söyleyeyim size 3 katı mesai mesailerine 3 kat zam yapıldığını da belirtiyor Türkiye gazetesi onlara da kolaylıklar diliyoruz tabi felaket anında tehlike anında onların kıymetini biliyoruz aslında ee, ilk yardım acil kurtarma ekipleri fedakarlıkları çok büyük Allah onlara da kolaylık versin diyelim Milliyet gazetesi sınırda defakto güvenli bölge. Kızılay Başkan Vekili Kınık Milliyet'e konuştu diyor. Halep yolu açılırsa Ruslar tarafından bombalanan Hama'dan 700 bin kişi Türkiye'ye doğru hareket edecek. 150 bin kişi ise şu anda yolda diyor. Kızılay Genel, Genel Başkan Vekili Doktor Kınık Suriye'den Türkiye'ye göç dalgası hakkında bilgi verirken Suriye'de sınıra yakın alanlarda ilk aşamada 50 bin kapasiteli iki kamp alanı oluşturuluyor. Reyhanlı'nın karşısında Atme, Kiris'in karşısındaki Öncü Pınar kampları bölgede bin konteynerlik kamp hazır resmen ilan edilmedi ama de facto bir güvenlik bölgesi oluşacak dedi Kınık. Güvenliği kim sağlayacak sorusuna da şu yanıtı verdi. Türkiye asker göndermeyecek ama angajman kuralları çerçevesinde zaten korunaklı bir bölge. ABD ile de konuşuldu. Orada zaten işit yok. En yakın işit bölgesi 40 kilometre uzakta. Ayrıca Suriye tarafına ...tarafında bizim sınıra yakın hatta 7.000-7.500 kilometre karelik alanda kalıcı kentler inşa edilecek diyor. G20 zirvesinden bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkça dillendirdiği güvenli bölgeyle ilgili çok net bir e, tablo çıkmadı. Çok net bir mesaj çıkmadı. Ama belli ki Türkiye'nin orada bir takım çalışmaları var. Sevgili izleyiciler, angajman kuralları e, vardır. İşte Ülkelerin sınırlarında belli bir alanın... E, iki ülke tarafından da kullanılmaması, güvenli bölge ilan edilmesi zaten standart, rutin bir uygulama. İşte o o bölge içerisine e, Kızılay vasıtasıyla bir kamp, hatta kalıcı bir kent kurulacağını söylüyor gazetenin manşeti. İşte hem oradan gelecek e, göç akınını orada tutmak için hem de daha belki insani şartları sunmak için böyle bir yapının e, oluşacağı söyleniyor. Türkiye Suriye sınırında. Yine anında mukabele Başbakan'ın e, bayır bucak Türkmenlerine Rusya'nın ve Esed güçlerinin saldırıları ile ilgili açıklamaları var. Üç karar alınıyor güvenlik toplantısında alındı dün. Türkiye'ye dönük herhangi bir tehdit olursa güvenlik birimleri anında mukabele edecek. Türkiye'ye yoğun mülteci akınına yol açacak bir saldırı olursa gerekli tedbirler Suriye ve Türkiye içinde alınacak. Suriye'de topluluklar saldırıya uğradıklarında onlara her türlü insani yardım yapılacak açıklaması var Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun. Suriye'deki savaş başladığından beri, Suriye'deki karışıklık başladığından beri Türkiye oradaki insanları hem Türkiye içinde e, mülteci olarak tutmak için hem de e, bölgelerinde daha doğru bir, daha güzel bir hayat e, yaşamaya en azından tabi bombaların altında güzel hayat olmaz ama en azından insani ihtiyaçlarının giderilmesi için çokça yardım, çokça organizasyona imza attı. İşte Başbakan Ahmet Davutoğlu diyor ki buna devam edeceğiz diyor. Milliyet gazetesi de buna yer veriyor. Akşam gazetesindeyiz. Bu katliamı ortaksınız. Önemli bir konu. MİT tırlarını, MİT tırları ihanetiyle Bayırbucak bölgesine gönderilen yardımları engelleyen paralel örgüt ve yandaşları, rejimin Türkmenlere yönelik katliamı karşısında sessizliğe büründü diyor. Ve o tırların durdurulduğu zaman ki gazete manşetlerini bizimle paylaşıyor sevgili izleyiciler. Üç gazete var. Cumhuriyet Gazetesi diyor ki işte o silahlar. Hatırlayacaksınız o tırlarda, MİT tırlarında bulunan MİT tırların içeriğini Cumhuriyet Gazetesi Manşetinden paylaşmıştı. Ee, gayri resmi olarak nitelendirmişti. Bil, kamuoyunun bilgisi olmadan oraya silah gönderildiğini söylemişti. Canlı nerede Yönetimindeki Cumhuriyet Gazetesi. Yine 2000 tır dolusu silah taşındı Zaman Gazetesi'nin. O zamanki paralel yapının e, yayın organı Zaman Gazetesi'nin manşeti. Yine paralel yapının yancısı taraf gazetesi de Uluslararası... Savaş suçu manşetiyle o gün e, okurlarının karşısına çıkmıştı. Sevgili izleyiciler bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece 90 yıllık, 92 yıllık bir geçmişten ibaret değil. Türkiye'nin Selçuklu'dan ve Osmanlı'dan gelen bin yıllık köklü bir devlet geleneği var. Cumhurbaşkanlığı Forsun'un 16 tane yıldız, kurulmuş 16, tarihte Türklerin kurduğu 16 devlet simgeler. Türkiye'nin ciddi bir devlet hafızası vardır, ciddi bir devlet kültürü vardır. Dolayısıyla hem bayır bucak Türkmenlerine velev ki silah gönderilmiş olsun bunu kalkıp sorgulayamazsınız. Bin yıllık devlet geleneğine sahip bir ülkenin dış politikasına, bin yıllık devlet geleneğine sahip bir ülkenin soydaşlarını koruma politikasını Bin yıllık devlet geleneğine sahip bir ülkenin komşuları ile ilgili politikalarını sorgulayamazsınız. Bu devlet haklıdır. Hükümetle, başbakanla, savunma bakanı ile vesaire ile e, tek başına açıklanabilecek bir konu değil. Öyle durumlar olur ki devletlerde, işte atıyorum oraya olsaydı bugün Kılıçdaroğlu başbakan olsaydı bu ülkede o bile oturları oraya göndermek zorunda kalabilir. Bu geçmişten gelen bağlantılar, geçmişten gelen bazı anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler ama en önemlisi de kardeşlik bağları, din bağları bunları sevgili izleyiciler zorunlu kılar. Dolayısıyla işte bu tırlarıyla oraya bölgeye ulaştırılmaya çalışan şeyleri engelleyen paralel yapının ihanetinin bugün bedelini oradaki Türkmenler maalesef ödüyorlar ve maalesef ellerine burada bahsedilen e, belki silahlar ulaşsaydı bugün çok daha farklı bir durum olabilirdi. Ama hatırlayacaksınız o görüntüleri keşke e, hazırlasaydık e, size o mittırların durdurulması görüntülerini e, paylaş e, hatırlayacaksınız orada mit mensubu kişilerin Türk polisi Türk jandarması tarafından nasıl gözaltına alındığını e, iki devlet görevlisinin nasıl bir şekilde karşı karşıya getirildiğini hatırlayacaksınız. İşte bu katliamı ortaksınız manşeti çok doğru bu yüzden. Ve yine o dönemde Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını da hatırlayacaksınız. MİT bir ihanet sebebi olduğunu açıklamıştı, söylemişti Devlet Bahçeli. İşte tüm bunlar bugün orada soydaşımız dediğimiz, kardeşimiz dediğimiz insanların ölümüne sebep oluyor. İnşallah dün yapılan güvenlik zirvesi, inşallah yeni oluşacak kabine... Yeni Türkiye, güçlü Türkiye oradaki kardeşlerimizi güven altında tutmaya e, sebep olur diyelim. Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları var yine gazetede. Yine İsmail Kahraman'ın dün meclis başkanı seçilmesine ilişkin haber var. Tekrar tekrar söylemek istemiyorum. AB'nin kalbi hayalet şehir oldu diyor. Bu önemli. Brüksel sokakları terör alarmının en üst seviyeye çıkarılmasının ardından asker ve polislere kaldı. Belçika İçişleri Bakanı Brüksel'de olduğu açıklanan Paris bombacılarından Abdüsselam'dan daha ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını açıkladı. Yaşanan panik günlük hayatı vurdu. Metro ve tramvay seferleri iptal edildi. Kafe, bar ve restoranlar kapatıldı diyor. Akşam gazetesi söylemiştik Avrupa'da işte bir paranoya başladın mı? 11 Eylül'de Amerika'da ne başladıysa Avrupa'da da o var. Bizim gibi 40 yıl terörden çekmiş bir ülkede hayat gayet e, normal bir şekilde devam ede, edebiliyor. Çünkü toplumun çok da yapabileceği bir şey yok aslında bu konuyla ilgili. E, hem yöneticilerin hem güvenlik güçlerinin alması gereken tedbirler var. İnşallah kimsenin burnu kanamadan e, bu iş biter. Belçika'da bu paranoyadan çıkar. Sabah gazetesi, sivil toplumun önemli ismi Can Pakar sabah konuştu fiilen başkanlık sistemine geçtik dedi. 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı'nın halkın oylarıyla seçilmesiyle birlikte Türkiye başkanlık sistemine geçti. Bundan dönüş yok diyor gazete. Seçilmiş Cumhurbaşkanı ile seçilmiş başbakan olmaz. Bu anomali bu durumdan çıkmak gerekir. Tekrar Cumhurbaşkanı halkın seçmesin derseniz halk buna izin vermez. Yetkilerin kısılmasını da istemez diyor eski sisteme dönülemeyeceğine göre yapılacak tek şey iyi bir başkanlık sistemini hazırlayıp halka sunmaktır. Halk inanlarsa seçimde evet der. Başkanlık Özal ve Demirel'in daha ötesi Atatürk'ün de hayal diyor Can Paker. Beyaz Türklerin 70 yıllık hakimiyeti AK Parti'de yıkıldı. Bu yüzde 15'lik kesim başkanlık üzerinden korkuya yör. Erdoğan biterse eski hakimiyeti tekrar kazanır zannediyorlar. Olmaz. Millet eski Türkiye'ye dönüşe izin vermez diyor Can Paker açıklamalarında diyor ki artık Türkiye fiilen başkanlık sistemine geçti. Seçilmiş bir cumhurbaşkanını mecliste seçilmiş bir cumhurbaşkanı olarak değerlendiremezsiniz zaten diyor ki öyle. Ee, halkın doğrudan seçtiği %52 oy almış bir cumhurbaşkanını meclisteki 550 milletvekili, milletin vekili ama milletin kendisinin asli olarak, ...seçtiği bir Cumhurbaşkanı durumunun daha farklı olacağı zaten belliydi. Ta ki o e, Abdullah Gül'ün seçilmesine engel olan sistemde referandum e, yapıldığı zaman... ...Cumhurbaşkanı'nın seçimle artık işbaşı, e, direkt milletin oyuyla iş başına geleceği... ...o referandumda oylandığı zaman bu sistemin zaten böyle olacağı belliydi. İşte Can Paker de diyor ki artık bu hem seçilmiş Cumhurbaşkanı hem seçilmiş Başbakan... Bugün belki problem yok Ahmet Davutoğlu ile Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ama gelecekte bu bir anomali yaşatır Türkiye'ye. Bir sıkıntı kaygı yaşatır. Buna gerek yok. Adam akıllı bir başkanlık sistemi oluşturalım da bu iş kökünden çözülsün diyor. Sabah gazetesi de bunu manşetine taşımış. Kabine için ilk istişare bugün. Başbakan Ahmet Davutoğlu AK Parti 317 ile e, milletvekiliyle dimdik hiç hükümet krizi olur mu dedi. Dün gazeteciler sordu Davutoğlu'na. Kabineyle ilgili bir kriz mi var diye? Davutoğlu bunu kesin bir diller reddetti. 317 milletvekiliyle dimdik ayaktayız. Bizde kriz olmaz dedi. Bizde biz de yeni kabinenin açıklanmasını bekliyoruz. Ahmet Davutoğlu'nun başbakanın bu sözlerinin ardından yine dünün ilginç ayrıntılarından bir tanesiydi. Onu söyleyeyim. Meclis Başkanı İsmail Kahraman seçildi ama 3 tur yapıldı biliyorsunuz. 3. turda seçildi İsmail Kahraman. 2. turda AK Parti'nin 316 milletvekili olmasına rağmen İsmail Kahraman 318 oy aldı. Buradaki farklılık muhtemelen bakın bir CHP ve bir MHP milletvekilinin AK Parti adayına oy verdiğini gösteriyor. Bu da dünün İlginç ayrıntılarından bir tanesiydi sevgili izleyiciler. işte Sabah Gazetesi ona da yer vermiş. Haber Türk Gazetesi'ndeyiz. Diyor ki 40 nolu kule esrarı. Kule 41'de 3 askerin ölümüne takipsizlik çıktı mahkeme. 40 da araştırılsın dedi. Ceylan Pınar, Boztepe, Hudut Karakolu, 41 nolu kulede 3 askerin cesedi bulundu. Askeri savcılık 9 ay araştırdı. Er Umut Aslı'nın iki arkadaşını vurup intihar ettiği kararıyla takipsizlik verildi. Dava orada bitmedi. O gece 40 nolu kuledeki hareketliliğin nedeni araştırılsın dedi askeri mahkeme. Takipsizlik kalktı. Er Aslı'nın babası oğlum böyle bir şey yapmaz. Yeni soruşturmayla açığa çıkacak dedi. Şu haberi okuyana kadar birçoğumuzun bilgisinin olmadığı bir mesele sevgili izleyiciler üç askerin vefatı ile ilgili kulede cenazelerinin bulunması ile ilgili bir araştırma yürütüyor askeri mahkeme. Sonuçlardan tatmin olmamış ki farklı bir alana yöneltmiş. Haber Türk gazetesi de bunu paylaşmış. Anında karşılık Çankaya Köşkü'nde Türkmenler için güvenlik zirvesi manşeti var Haber Türk gazetesinde. Yine konu ayrıntılarıyla ele alınmış. 2. Çanakkale manşetini Habertürk gazetesinde de Görüyoruz yine Ankara'da kabine günü manşetiyle de Habertürk gazetesi bugün okurlarının karşısına ilk sayfadan çıkmış. Star gazetesi ne diyor Star gazetesi kanton planı gazetemiz biraz kenara ezilmiş. Rusya ve Esad bayır bucağı saldırarak aslında PYD'nin ABD desteğiyle hayata geçirmeye çalıştığı Kürt kantonlarını birleştirme planına destek veriyor. Çünkü Laskiye'ye ulaşacak koridoru kesen kritik nokta bu bölge demiş. Bakalım ayrıntılarına çünkü diğer gazetelerden biraz farklı bir manşetle karşımızda Star gazetesi. Esed rejiminin Rusya ve İran desteğiyle Bayır Bucak bölgesine saldırıya geçmesinin arkasında ne olduğunu bölgenin önüne gelen isimleri değerlendirdi. Star'a konuşan Türkmen Meclisi Başkanı Mustafa Abdurrahman saldırının 3 anlamı var. Akdeniz'e uzanacak Kürt koridoru açmak, eğer Esad Masa'da anlaşmaya giderse kendisine Alevi devleti kurulabileceği toprakları genişletmek ve güvenli bölgeyi engellemek dedi. Ali Öztürk, saldırılar güvenli bölgenin gündeme gelmesiyle birlikte arttı. Türkiye'ye ayağını denk alsın, Suriye'ye sokmayız mesajı veriyorlar. Aslında bu res çekmedir. Türk askeri sınırda, sınırın 10 metre ilerisine geçse dünya ayağa kalkar. İran'ın generalleri, generalleri bile orada kimseden ses çıkmıyor. Her şeye rağmen mücahitler burası ikinci Çanakkale diyerek kahramanca direniyor diyor. Gazete İran'da bir anda bu işin aktörlerinden biri haline geldi sevgili izleyiciler. Bakalım tabii çok merak edilen bir konu. Suriye'nin geleceği ne olacak ne olacak hep bunu konuşuyoruz. İşte bakın Star Gazetesi diyor buradaki diyor işte güvenli bölgenin ee, ortadan kalkması için buraya belli kantonlar yerleştirilecek bunun için saldırı yapılıyor diyor. Biri başka bir şey söylüyor. Suriye'de öyle bir karışık bir ortam var ki ve hala gerçekten insanın böyle tüyleri diken diken oluyor. Bakın Beşer diyor ki karışıklık olacak tabii. Benim muhaliflerim var, benim ülkemde teröristler var diyor. 10 milyon kişi yerinden yurdundan ediyor. 400 bin kişiyi öldürüyor sevgili izleyiciler. İşte burada bakın Türkmenlere yönelik saldırı var. 100 bin kişinin yerinden yurdundan edilme ihtimali var. Ama hiçbir yerde yankısı yok. Türkiye hariç sanki kimsenin umrunda değilmiş gibi bir e, hava var, ortam var. Çok garip. Yani bu işin gerçekten acilen çözülmesi lazım. Bakın dün 4 yaşında bir çocuk daha o sularda can verdi. Ege'de. İkinci bir ailen bebek vakası yaşandı. Sene adında bir bebek kayalıkları vurmuş olarak bulundu. 4 yaşında, 5 yaşında küçücük bir çocuk. Yüzlerce çocuk. Türkiye'nin kurtardığı 100 bine yakın insan var. Kurtarabildikleri. Onun haricinde belki bir o kadar, belki bunun çok daha fazlası, işte Yunanistan'a bir şekilde geçmeye geçmeyi başarmış insan var. Dünya kadar o botların içinde ölen insanlar var. Video görüntüleri izlemişsinizdir. Yunanistan sahil güvenliğin o mülteci botlarının nasıl batırdığını izlemişsinizdir. Bu vicdansızlıkla, bu iki yüzlülükle insanlık bir yere gidemez. Kendi insanlarınız ölünce, kendi insanlarınız zarar görünce dünyayı ayağa kaldırıyorsunuz. 4 yaşındaki bir çocuğun kayalıklara vuran cesedinden neden kimse ders almıyor? Neden kimse bununla ilgili bir şey yapmıyor? Neden konuyu sadece mülteci konusuna indiriyoruz? Neden sadece terör konusuna indiriyoruz? O 4 yaşındaki çocuğun annesinin babasının o 4 yaşındaki çocuğun hayalleri yok mu? Onların ihtiyaçları yok mu? Neden konu buralara indiriliyor? Yunanistan sahil güvenlik ekibi gidiyor mülteci botunu bildiğiniz bir zıpkın gibi bir şeyle batırıyor. Sevgili izleyiciler botu patlatıyor. Ve bununla ilgili dünyanın yapabildiği tek şey Türk Sahil Güvenlik Komutanı'nın adamlarınızı söyleyin bunu yapmasınlar demesi. Bu bir insanlık suçu değil mi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi abuk subuk konularla ilgili kararlar verip duruyor. Bu konuyla ilgili bir karar yok mu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin? Dönüp dolaşıp hep bu konuları mı konuşacağız? Kaç tane daha işte bebek ölecek, kaç tane daha çocuk ölecek, kaç tane daha aile yarım kalacak, anasından, babasından, vatanından, ailesinden ayrı kalacak. Gerçekten üzücü konular artık söyleyecek söz de kalmıyor. Gerçekten söyleyecek söz kalmıyor. Ya bu kadar olmaz ya. Adamlar zıpkınla mülteci botu batırıyor. Dünyadan tık yok. Tık ses yok. Hiçbir şey yok. Tepki yok. E o onun içindeki insan değil mi? Onu batırmaya çalışan insan olarak tanımlıyoruz da orada göz göre göre Ege Denizi'nin sularına gömülmeye çalışan insan değil mi? Daha ne kadar konuşacağız bu Suriye meselesini? Allah aşkına daha ne kadar konuşacağız oradaki mazlumların, çocukların ahına ağlamasını, açlığını, sefilliğini, fakirliğini, fukaralığını çokça dua etmek lazım. Gerçekten çok dua etmek lazım. Allah feraset versin. Allah vicdan versin diye dünyayı yönetenlere, ülkeleri yönetenlere vicdan ve feraset versin diye çok çok dua etmemiz lazım. İnanın bugün Suriye'de yaşanan mesele yarın Türkiye'de de yaşanabilir. İşte 10 yıl önce Irak'ta yaşandı. 5 yıldır Suriye'de yaşanıyor. Allah göstermesin yarın Türkiye'de de yaşanabilir. Çünkü onların gözünde maalesef bizim belki dini sıfatımızdan dolayı belki ırkımızdan dolayı bilmiyoruz konuyu ama dini e, sıfatımızdan dolayı Müslüman olduğumuzdan dolayı açık söyleyelim Müslüman olduğumuzdan dolayı bir insan olarak değerimizin olmadığını net bir şekilde maalesef bu olaylar bize gösteriyor. Yazık günah. Gerçekten bu işin artık bitmesi lazım. Bu acının artık dinmesi lazım. Terörle mücadele ayrı şey. Daha işte mücadele edeceksiniz. İslam adını kullanıp da orada bir sürü insanı katledenlerle tabii ki mücadele edeceksiniz. Edilecek tabii ki ama... Ya bu kadar da masum insanı göz göre göre botunu zıpkınla batırmaya çalışanlara karşı da bu kadar da sessiz olunmaz ya. Bu kadar da değil yani. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun o insanları o şekilde ölümü orada terk edemezsiniz. Yeni Şafak Gazetesi katliamdan o hainler sorumlu manşetiyle karşımızda. Başbakan Davutoğlu Bayır Bucak'taki katliamdan MİT durduranların sorumlu olduğunu söyledi. Davutoğlu o günlerde... Türkmen kardeşlerimizin muhafazası için yaptığımız yardımları operasyon yapanların arkasında hangi güçler olduğunu görüyoruz diyor. İşte Başbakan Ahmet Davutoğlu aslında konuyu çok net ortaya koyuyor. Bakın o kadar ilginç şeylerden bahsediyoruz ki Türkiye'de bir yapılanma var. Adına hizmet, paralel adına ne derseniz deyin. Sözde işte İslam'a hizmet eden, Müslümanlara hizmet eden yıllarca bu safsata altında, bu söylem altında insanlardan belki trilyonlarca, kat trilyonlarca para toplayan bir yapılanmadan bahsediyorsunuz. O paralarla okullar kuran, şirketler kuran, holdingler kuran, bankalar kuran bir yapılanmadan bahsediyorsunuz. Ve sözde, parantez içinde İslam'a hizmet ettiğini söyleyen bu yapılanma bayır bucaktaki Türkmenlere giden yardımları o tırları durduruyor ve oradaki personeli gözaltına alınması sebep oluyor. İşte buradaki vicdansızlıkla Yunanistan'ın botu batırması arasındaki vicdansızlık arasında hiçbir fark yok. Sevgili izleyiciler. Kendi menfaatleri için ülke politikasını kendi menfaatleri için bir e, mazlum insan toplumuna giden yardımları, engelleyenlerin vicdansızlıkları arasında hiçbir fark yok. İkisi de vicdansız. İkisinin de Birinin Türkiye'den temizlenmesi lazım. Diğerinin de diğer vicdansızlığın da Avrupa'dan bir an önce kaldırılması lazım. Özür dilerim çok uzattığım için ama bu konu hakikaten artık içimizde yara oldu sevgili izleyiciler ya. Hep bunu konuşuyoruz ya. Gerçekten çok üzücü. Yani insanlığımızdan utanır haldeyiz artık. İnanın yani. Şurada ışıklarda camları silen çocuklara bile vicdan nazarıyla bakıyoruz. Nerede bu çocuk ne yiyor ne içiyor diye. Çoluk çocuk sahibi olanlar anlar ne demek istediğimi. Denizin ortasında ölen çocuklardan bahsediyoruz. Erkekler savaşmak için döndü. Esed güçleri stratejik değeri bulunan Kızıldağ ve Zahiye Dağı'nı ele geçirmişti. Fakat Türkmenler Zahiye'yi önceki gece geri aldı. Türkmen Dağı'nın ise düşmediği belirtiliyor. Bölgede Çatışmalar devam ediyor diyor Rus bombardımanı altındaki bayır bucak Türkmenlerin Yanlarına alabildikleri birkaç Eşya ile evlerini terk edip Türkiye sınırına akın ediyor Güvenli bölgedeki çadır kente Ulaşanlardan Ebu Ömer Füzeler üzerimize yağmur gibi yağıyordu Yerimizde duramadık ailemle Çadır kente sığındık ve Kendimize çadır kurmaya çalışıyoruz Dedi diyor ee, Sevgili izleyiciler Yeni Şafak gazetesi Bakanlı olmayan yetki müdür vekilinde var. Bakalım ne diyor? Havaş'ın yasal dayanağı olmadığı halde 20 havalimanında şehir merkezlerine yolcu taşımasının tek nedeni bir genel müdür vekilinin attığı olur imzası. Bakanlarda bile olmayan bu yetki devleti yaklaşık 100 milyonluk zarara uğrattı diyor. Ayrıntılarını önümüzdeki günlerde bakalım nereye uzandığını görürüz. Evet. FETÖ-ACEM İşbirliği. Yeni Akit Gazetesi. Adana ve Hatay'da MIT'in Bayır Bucak Türkmenlerine gönderdiği yardım tırlarına tırlarını engelleyen Fethullahçı terör örgütü savcılarının Acem uşağı İranlıların ekmeğine yağ sürdüğü yeni yeni ortaya çıkıyor. Türkiye'nin yardımlarında mahrum kalan Türkmenler şimdi Rusya, Suriye ve özellikle de İran'ın saldırılarına direnmeye çalışıyor diyor. Ee, yeni Akit gazetesi yine 2. Çanakkale vurgusu bu gazetede de var. Şimdi söylemeden geçemeyeceğim kameraman arkadaşım. Şuraya bir rica edeyim sizden. Şengör. Profesör Doktor Cemal Şengör'ün açıklamaları. görünüyor, gözüküyor değil mi? Evet. Bu zat jeolog herhalde bildiğim kadarıyla. Bugün çok böyle bir üst üste biriken şeyler günü oldu ama kusura bakmayın. Pazartesi böyle oluyor. Dün yaptığı açıklamada Aynen kullandığı ifade bakın. Diyor ki, e, sevgili izleyiciler, Radikal'de bir röportajı yayınlanıyor. Kenan Evren'in yaptığı her şeyi istisna zorlanıyorum. İnsanlara dışkı yedirmek işkence değil, ben bal gibi yerim diyor Celal Şengör. Bu açıklamasının içerisinde de diyor ki, Türk insanı çok cahil, İsviçre'deki demokrasiye okey derim ama Türkiye'dekine demem. Türkiye'de keşke diyor sadece bizim gibiler oy kullanabilse diyor. Ve yine AK Parti seçmenine ya da işte Türk insanı aslında sadece AK Parti seçmenine değil, belki bunun içine MHP de dahil, HDP de dahil ee, ağır sözlerle eleştiriyor Celal Şengör. Herkes tabiatının gereğini yapıyor. Bunu söylemek isterim. Çünkü bakın ee, bu insanlar ülkenin bu ülkenin gerçek sahibi kendilerinin olduklarını Düşünüyorlar yıllardır. Önündeki profesör doktor ünvanına bakmayın. Bizi bizim gibi normal insanları e, cahil olarak e, köylü olarak gördüklerine bakmayın. En büyük cahiller, en büyük maalesef ahlaksızlar bunlar. İşte bunlar statükonun sevgili izleyiciler, oligarkların e, paralı adamları. Bunların yetiştirdiği adamlar. İşte diyor ya dışkıyı bal gibi yerim. Evet o statüko oligarklar önünüze dışkıyı koysalar siz bal gibi yersiniz. Ve bunların hala bu ülkede bir gazetede, röportajda yer bulması da yeterince bana göre utanç verici bir konu. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Efendim saat 10'a 4 var. Yavaş yavaş sabahın demini kapatacağız ama bugün ne olacak onu konuşalım. Meclis başkanı seçildi. Bugün yeni kabinenin açıklanmasını bekliyoruz. Çünkü Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Cuma günü böyle bir e, açıklaması olmuştu basına. Demişti ki pazartesi günü yeni kabineyi açıklayacağız ya da Cumhurbaşkanıyla bu konuyu istişare edeceğiz. İnşallah e, bugün yeni kabine açıklanır, netleşir. Biz de yarın canlı yayın konuğumuzla sabahın deminde e, yeni kabinenin şifrelerini, ayrıntılarını önümüzdeki 4 senede bu yeni kabinenin önündeki yol haritasını, Türkiye'nin muhtemelen neler yaşayacağını sizinle paylaşırız. Bugün 23 Kasım 2015 Pazartesi. Sabah 8'den itibaren birlikteydik, beraberdik, gazetelerin manşetlerine baktık. Hakkınızı helal edin, kusura bakmayın. Bazen sinirlendik ama günün öne çıkan manşetlerini, başlıklarını, haberlerini sizinle paylaşmaya çalıştık. Hava ve yol durumuyla veda ediyoruz. Yarın 24 Kasım 2015 Salı yine sabah 8'de bu ekranda buluşmak üzere. Hayırlı, bereketli, güzel bir gün diliyoruz efendim.